Hayrola kız anne, ne yapacaksın aşurup kutusunu? Yaptığın eve o da ekleyeceğim Sıdık'a. Gazete bilememiş, çok küçük bir ev vermiş kız. Ya tabii nereden bilsin herifler oturdukları yerde o plazada. Nereden ev yapmayı bilecekler? Hayatta yapıştırtmam ben o kutuyu bu evin yanına. Ben plansız kentleşmeye karşıyım bir kere. Gecekonduculuk ruhunuza işlemiş sizin. Sıdık'a şu makası görüyor musun bak? Keserim o dilini senin. Ha? Çok konuşma da bunu şu evin yanına yapıştır bakayım. Abin evlenince bu odada oturur. Saçmalama anne. Bakalım yapıştıracağınız zemin müsait mi? Bu evin bir statik hesabı vardır herhalde değil mi? Ya biz bunu yapıştırınca çökmeyeceğine malum. Çökmeyeceğine malummuş. Kız senin yaşın kadar gecekondu yaptık biz. Sen tabii nereden bileceksin? Belediyenin o dozer kepçelerinin kaç tanesi kırıldı o gecekondularda? Vay be. Müthiş ikili Sezai Türkeş Fevzi Akkaya gibisiniz. STFA mübarek. Zekeriya Saka, Safiye Saka. İnşaatta tekizim. Kız anne, karı koca böyle metro ihalesine falan girseydiniz keşke. Dalga geçme Sıdık'a bak, ayağı da beton döker, denize atarım seni cadaloz. Kızım sen bir kere bebektin, nereden bileceksin? Ya, yani hayatımız bizim gecekondu yapmakla geçti. Yani sana hamileydim ben. He. Eski evin oturma odasının duvarını 2 günde ördüydüm. Yapma kız anne, bana hamileyken çimentoyu mu aşeriyordun? Dalga geçsen bakalım Sıdık'a. Zor günlerdi onlar kız. Hiç unutmam. Zabıta yıkmaya gelmişti gecekonduyu. Dozerin önüne bir atladım. Caterpillar D9 dozer kepçesine doğdun sen kız. Dozer operatörü koydu senin adını. Sıdık'a annesi miymiş neymiş? Sen 1,5 yaşındaydın Sıdık'a, 2. katı çıkmayı başardık. Güneşin altında böyle. Seni bağlardım sırtıma inşaat tepelerinde kalıp dökmeye. Ay, ben de niye doğuştan amele yanığım var diyordum. İnsaf yani anne. İnsan öz kızını böyle sırtına bağlayıp inşaat tepelerine çıkar mı ya? E ne yapacaktık Sıdık'a? Başımızı sokacak evimiz yok. Seni kreşe mi verseydik yani? Koyardım seni malzemelerin arasına. Hı. Böyle tuğlaydı, çimentoydu. Onlarla oyalanıp oynardın işte. Ben mi? Tabii sen. Baban mahsus koyardı böyle kiremitlerin tuğlaların arasına, birisi çalacak olursa. E tabii oyuncağın ya, basardın çığlığı, bize haber verirdin. Ne yani? 1,5 yaşında bir de inşaat bekçiliği mi yaptırdınız bana? Oh. Hem kaçak inşaat hem de çocuk yaşta işçi çalıştırmak. Eyvallah. Peki evin küçük erkeği abim ne yapıyordu o zamanlar? Abin o yaştan meraklıydı kiremit parçalamaya. Ekine de dalmış süne zararları gibi böyle ne bulsa parçalardı. Onun için onu Sinop'a yolladıydık. Hmm. Ben diyeceğim senin bu inşaat yapımına emeğin az değil. Belli oluyor zaten. O kadar özdeşleşmişim ki bir türlü ayrılamıyorum. Hep içinde oturuyorum. Daha bebekken, ortada ev yokken bile bekçi misali böyle malzemeleri içine oturtulmuşum. Fena mı kız? Yarın bir gün evlenince kocan izin verirse senin lehine olur. Yani iş tecrüben var Sıdık'a. Saçmalama anne ya. Özgeçmişime 1,5 yaşında inşaat bekçiliği yaptım diye yazarsam insan o manyak derler. Aman daha bebekken manyaktın sen Sıdık'a. Durduk yere kalıp çivi yutmuştuk bir defasında. Hı? Tabii. Koştuk hastaneye götürdük. Bağıra çağıra o kalıp çivileri çıkarttılar. Dönüşte bir baktık ev mev yok. Yıkmışlar. Aa. Ya. Onlar yıkıyor biz yapıyoruz. Onlar yıkıyor biz yapıyoruz. Baktım olacak gibi değil. Sonunda Sümerbank'tan bir kumaş aldım. Sirk çadırı diktim kendime. Kız bir sene o çadırda oturduk biz biliyor musun? Aa bu baca tutmamış. Neyse uzatmayalım. 1977 yılıydı Sıdık'a. 8 şiddetinin bir poyraz çıktı o sene. Bizim sirk çadırını heybelalı açıklarına böyle uçurdu. Tutamadık. Kız bu ev vallahi billahi olmamış. Bana bak kız anne. Sen o evi bırak da çadırı nasıl diktin onu anlat bana bak. He. Kalıbı falan var mı? Bana da öğretsene dikmesin. Hadi oradan, hadi oradan. Sen daha pantolon paçası kıvıramıyorsun. Nerede kaldı sirk çadırı, kondu duvarı? Öğret kız sen de anne. Hakikaten ya, bir kenar mahalle ev kızı olarak da böyle gece kondu örmeyi, ne bileyim dozer kepçesiyle güreş tutmayı falan öğrenmem lazım. Yani ben de isterdim öyle boğa sırtlarında talan edip villa yapan bir ailenin kızı olaraktan doğmayı. Ama ne yapalım ki dozer kepçesinde doğmuşuz. O öyle kolay öğrenilmiyor Sıdık'a. Çok çalışman lazım. Otur bakayım şuraya. Heh. Sen önce şu karton evi bir güzel tamamla. Ben sonra gelip bakacağım. Sonra eğitimine karar veririz. Hadi bakayım. Hayda. Geliyorum bir dakika. Kim o?
İyi günler Sayın Bayan. Kısa bir görüşme yapmamız mümkün müydü acaba? Sayın Bayan mı? Bir dakika. Merhabasın. Kenan! Allah Allah! Sonunda kapıya dayandı herif. Sıdıka! Sıdıka! Kapıyı açar mısın lütfen? Oğlum canına mı susadın ya? Ne işin var bizim evin sınırları içerisinde? Görevdeyim Sıdıka. Ne görevi ulan? Rüyana aksakallı bir dede gelip git kendini öldürt mü dedi? Bak seni uyarıyorum Keler. Derhal git buradan. Annem duyarsa kızar. Babam görürse keser. Abimse aptaldır ama eli çok ağırdır. Yanlış anladın beni Sıdıka. Bak aç kapıyı 2 dakika izah edeceğim ya. Tamamıyla iş amaçlı bulunuyorum burada. İş mi? Tamam peki açıyorum. Ama seni baştan uyarayım Kenar. Biz evde vahşi kedi besliyoruz tamam mı? En ufak bir ters hareketinde üstüne atlar ona göre. Şimdi açıyorum. Tekrar iyi günler bayan. Ben Hıyır Araştırma Merkezi'nden geliyorum. Uzun adı halkın içinden araştırma olan. Tamam kes tamam. Üf. Ne istiyorsun onu söyle. Niye buradasın? Ya anket yapacağım Sıdıka. Ben işe girdim artık. Hani geçen gün iş bulamıyorum diye konuşmuştuk ya. Hmm. Ondan sonra şansım açıldı benim. Bu anketörlük işini buldum bak. İlk müşterim sensin. Yani ilk sana geldim. Senin verdiğin cevapları çerçeveletip duvarımın köşesine asacağım. Ben de eşsiz bir değer bu. Büyük bir, derin bir anı olacak Sıdıka. Anlaşıldı Kenar. Hadi yürü. Benim senin gibi terbiyesizlerle harcayacak vaktim yok. Hadi başka kapıya yürü, yürü. Tut. Ya Sıdıka yapma böyle ya. İş bulduk, ekmek parası kazanıyoruz. Sen kapıyı yüzümüze kapatıyorsun ya. Hiç yakışmıyor sana yani. Tamam peki açıyorum. Ama ne soracaksan sor. Ondan sonra da çek git tamam mı? Tamam Sıdıka. Sinirlenme. Soruyorum hemen gideceğim. Tamam. Hadi. Adınız? Sıdıka. Sıdıka Saka. Medeni haliniz? Sana ne lan medeni halimden? Sıdıka ne kızıyorsun ki yani? Ben kendi kafamdan uydurmuyorum. Burada öyle yazıyor. Ay, tamam. Bekar yaz. İşimi sorma ev kızıyım. Hangi marka deterjan kullanıyorsunuz? Markalı deterjan kullanmıyoruz. Pazardan açık deterjan alıyoruz. Markalı kullanmıyor. Pazardan. Sahi hangi günler pazara çıkıyorsun Sıdıka? Yalnız mı çıkıyorsun? Bana bak. Araya soru sıkıştırma Kenar. Ne hırsız adamsın sen ya? Pardon Sıdıka. Tamam tamam. Hayır bir yandan birbirimizi tanıyalım diyorum yani. İpeklileri hangi programda yıkıyorsunuz? S programında. S mi? Ulan. S programından bahsetmiyor ki burada. Bir yanlışlık olmasın. S dediğim Sıdıka. Evde yıkıyoruz ha. Yani. Senin elinden kar gibi beyazlıyordur o çamaşırlar şimdi. Nok topu gibi oluyordur ha. Her neyse. Efendim 2 kişilik sinema bileti verseydik kimle giderdiniz sinemaya? Kimle giderdim? Kimle giderdim? Ne? Ne var? Ne yuttırıp öksürüyorsun ya? Ya çok konuşmaktan boğazlarım ağrıdı. Yutkunamıyorum Sıdıka. İlk işim olduğu için yanıma su almayı da unutmuşum. Ha. Acaba bir bardak suyun var mıydı? Tamam getiriyorum. Tamam. Ama bir adım içeri atarsan... Al bakalım. Eviniz ne kadar güzelmiş Sıdıka. Yani evlenince kocan da seninle oturur herhalde değil mi? Ya bizim ev seni ne ilgilendiriyor ya? Hadi sorunu sorsan çabuk hadi. Ben içeriye girebilir miyim diyecektim ama. Nasıl? Çok yoruldum Sıdıka yani hiç değil bir çay içer kurabiye yeriz ya. Ha, istersen ayaklarını da yıkayayım he. Olmaz öyle şey çıkar aklından. Aşk olsun yani Sıdıka. Çok şey mi istedik? Ulan Mehmet Aslan Tülle Mehmet Ali Erbe gelse hemen alırsınız içeriye ama. Yazık yazık bize gelince böyle oluyor değil mi? Çok yazık be. Senin soruların bitti galiba ha? İşi geyiğe döktüğüne göre. Oho daha 50 tane sorun var Sıdıka. Hı. Sadece 1. bölüm bitti. Şimdi uygulamalı bir bölüm var. Uygulamalı mı? Hı. Nasıl yani? Mesela kirli çamaşırların falan onları görmem lazım Sıdıka. Hani don, südyen gibi. Yuh artık yuh. Bu kadarı da fazla oldu. Çık ya. Dışarı. Çık. Sıdıka. Suç bende ama. Herife 100 verirsen tepene çıkacak tabii. Niye kapatıyorsun ki kapıyı yüzüme Sıdıka ya? Niye kızıyorsun bana ya? Neye kızmayacağım lan? Telefonda taciz ettiğin yetmiyormuş gibi bir de kapıda terbiyesizlik yapıyorsun. Kim terbiyesizlik yapıyor Sıdıka? Bunda bir kötülük yok ki. Bu da işimizin bir parçası yani.
Hani reklamlarda falan görüyoruz. Kadınlar çamaşırlarını ortaya atıyor. Herkes inceliyor orada. Bunda alınacak bir şey yok ki Sıdıka. Onlar reklam oğlum. Bir kenar mahalle kızı olarak ben böyle bir şey yaparsam... ...babam beni Procter & Gamble'ın en üst katından aşağı atar. Ya Sıdıka, doğru söylüyorsun da patron böyle istiyor. Ben ne yapayım? Elin herif hayatı reklam gibi görüyorsa benim suçum ne bunda? Zaten güç bela iş bulmuşuz. Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Ben de anlamıyorum yani. Ondan geldiydim bak. Sen de kalktın kapıyı suratıma kapattın. Bir tek sen olsan neyse. Hiç kimse kendisine bir şeyler sormamı istemiyor ki. Alt tarafı iki tane sorum. Duyan da canını istiyor sanır ha. Ulan mecbur olmasam yapar mıyım bu işi be? Sanki ben çok meraklıyım milletin ağız kokusunu çekmeye. Yanlış anlama Sıdıka, seni kastetmiyorum. Sen işteyse sorularının bir bölümünü yanıtladın yani. Anketörlükte bu böyle yani. Karşı taraf anlayışlı olması gerekiyor Sıdıka. Duyuyor musun beni? Sıdıka! Aç şu kapıyı Sıdıka! Aç da şu anketi bitirelim ya. Bak Kenar, sorularını cevaplandıracağım. Ama kapıyı açamam. Annem birazdan komşudan döner. Seni burada görmesi hiç iyi olmaz. Onun için sen şimdi git, tamam mı? Telefonla ara, sorularını telefonda cevaplandıracağım. Tamam mı? Ciddi mi söylüyorsun Sıdıka? Gerçekten cevaplayacak mısın? Vay be! Hadi ama git artık, git ve telefon et. Tamam Sıdıka. Alo? Alo, Sıdıka. Benim Kenar. Vallahi billahi şu anda evdeyim. Hadi şu anketimize devam edelim. Vay be. Yani Kenar, sen ciddi ciddi anket yapmak için mi arıyorsun beni? Evet Sıdıka, iş buldum demiştim ya. Bir takım sorumluluklarım var artık benim. Demiştin de bu kadar ciddi alacağını hiç tahmin etmemiştim açıkçası. İyi, hadi sor bakalım. Öncelikle randevumuza sadık kaldığın için çok çok teşekkür ederim Sıdıka. Hakikatli kızmışsın. Aramanı bekleyeceğim dedin, hiçbir yere ayrılmadan benim aramamı bekledin. Şimdi anketimize geçelim. Yıkama topumuz var mı? Yıkama topu mu? Hani şu delikli şey değil mi? Annem bir kez marketten aldıydı ama babam akşamleyin geldiğinde bunun delikleri çok büyük diye sinirlenip sobanın içine atmıştı. Tamam tamam. Peki telefon numaranız kaç? Ne? Telefon numaranız kaç? Ay bu soruyu niye bana soruyorsun ki anacığım? Her gün en az bir kere bu numarayı sen aramıyor musun ya? Şu an konuştuğumuza göre o numarayı çevirmiş olman gerekiyor. Ay salak mısın sen? Ya ne alakası var Sıdıka yani? Elbette biliyorum ama iş icabı soruyorum yani. Şu anda ben bir anketörüm. İş başka, aşk başka. Profesyonel düşünüyorum ben kızım. Büyük oynuyorum, büyük, büyük. Şey, özür dilerim Kenar. Yani işini bu kadar ciddiye alacağını düşünmemiştim. Ben sana veriyorum numarayı, dinle. Anketimiz bitti Sıdıka. Çok sağ ol. Geriye kalan 120 anketi kahvedeki arkadaşlara doldururuz biz. Benim için bir tek senin önemliydi. Ha Sıdıka, ilk aylığımı alınca seninle yemeğe çıkalım. Alo. Alo. Ay. Sıdıka. Kız ev mis gibi yemek kokuyor ha? Bir şeyler pişirmişsin. Aferin sana. Ah! Sen daha bu evi hala bitiremedin mi Sıdıka ha? Allah. Bana bak, bu gidişle sen kümeste bile oturamazsın kız. Ben şimdiye gökdelen dikmiştim. Evi bitireli çok oluyor hanım. Şu an bahçe düzenlemeleriyle uğraşıyorum. Şu ağaçların en ileriye dikeceğimi bulamadım bir türlü. Ver bakayım bana. Şu pencerenin önüne dik Sıdıka bak. Böyle koyarsan pencereden içerisi görünmez. Müsaade etti. İstersen ona ben karar vereyim anne. Ha? Ne de olsa bu evin mimarı benim. Ağaçları da kendim yaptım bak, boyadım. Sen ver bakayım bana. Nasıl bir ev yaptın sen böyle ha? Bu ne Sıdıka? Hı? Nereden çıktı bu? Sana imar planını ben verdim. Bu oda nereden çıktı? Kimin odası o? Odayı kendime yaptım. Şimdi abimler evlenip de çoluk çocuk sahibi olunca benim odayı çocuk odası yaparız diye düşündüm. Ben de bu yeni odaya geçeceğim. Kim izin verdi sana Sıdıka böyle oda yap diye? Saçmalama anne.
Bir de senden ruhsat mı alacaktık? Sabahleyin ballandıra ballandıra nasıl gece kondu yaptığını anlatıyordun. Şimdi de tutmuş oda yapmak için kimden izin aldın diye soruyorsun. Sıdıka ben anlamam. O oda yıkılacak. İşte o kadar. Hay bir tane böyle koskoca ayı kadar penceresi var. Hadi hiç penceresi olmasa neyse. Saçmalama anne ya. Altı üstü kartondan bir ev. Ne demek yıkacağım? Yıkacağım işte. İşte o kadar. Yıkılacak. Saçmalama anne bırak ya. Bizim milletimiz böyledir işte. Kendi başına sokacak bir yer buldu mu başkasının damına balta olur. Gece kondu yıkar şeytandır. Ölürüm de yıktırtma. Sus! Ver şunu bana. Bırak ya! Bırak diyorum. Ya bıraksana! Anne o kadar uğraştım. Canlar hiç falan bir yer. Kız yapma, kırma ne olursun. Sevgili kız kardeşim Sıdıka. Saat 2:30 itibariyle sarhoşum. Günlüğünü senden habersiz aldığım için özür dilerim. Ama bazı bir takım durumlar neticesinde nokta. Ya her neyse diyeceğimi unuttum ya. Ya bugün doğum gününü hatırlayamadım diye niye surat yapıyorsun kız? O anda aklıma gelmedi işte. Bilmiyormuş. Sen benim kardeşimsin ya. Doğum tarihini niye bilmiyorsun lan? Yani o an aniden hatırlayamadım işte. Ben seni sevmeyip de kimi seveceğim lan şu dünyada? Ama bazı durumlar var ki onu da sen anlamıyorsun yani. Söyleyemiyoruz işte kızım. Biz de böyle bir insanız ya. Olmuyor. Yani bir takım şeyleri yapamıyorum. Yani ters geliyor ya. Alkol alıp kendimi dağıttığımda bile ancası bu kadar oluyor. Sıdıka, ya ben her şeyi çift görmeye başladım. Başım da dönüyor. Ya bu kadar yazabiliyorum. Sen anla. Yani surat murat da yapma abiye. Abiyim ben sen. Not. Yani şimdi sarhoş kafayla cesaret bulup bunları yazdık diye böyle sabah yanıma gelip maymunluk yapmaya kalkmasın. Yüz verdik, aslar isteme. Hürmetler, samim abim.